Saygıdeğer Ulaştırma Bakanımız, çok değerli Genel Başkan Yardımcımız, çok değerli eski Başbakan Yardımcımız, değerli milletvekillerimiz, Sayın Valimiz, saygıdeğer konuklar, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada tarihi bir açılış yapmaktayız. Hem Kahramanmaraş'ımız için hem Türkiye'miz için çok önemli bir atılım. Artık bu bölgeler üretim üssü haline geldi. Kahramanmaraş özellikle başta tekstil sektörü olmak üzere birçok alanda çok önemli üretimler yapmakta. Hemen yanı başımızda Gaziantep bölgesi de aynı şekilde yeni organize sanayi bölgeler kurulmakta. Tabii Türkiye'deki sanayileşmede en önemli etkenlerin bir tanesi de ulaşım, lojistik. Bu tesisin yapılmasıyla beraber Türkiye'de karayolları rahatlayacak. Demiryolları çünkü yük aldığında tüm Türkiye'de hem önemli derecede bir avantaj sağlanmış olacak. Kahramanmaraş'ımızda bu lojistik merkeziyle beraber çok önemli bir rekabet üstünlüğü kazanacak. Bu yatırım ve diğer yatırımlardan dolayı saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Başbakanımıza, saygıdeğer Ulaştırma Bakanımıza en kalbi duygularımızla minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Hamdolsun Kahramanmaraş'ımız adeta karayoluyla, demiryollarıyla, hızlı trenle, yol ağlarıyla örülmekte, havalimanı, terminal binası bitmekte, mükemmel bir ulaşım ağına erişmekte. Bundan dolayı Sayın Bakanımıza, şehrim adına, halkımız adına minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bundan sonraki yapacakları yatırımlar için de şimdiden teşekkür ediyoruz. Özellikle son geçen hafta içinde ihalesi tamamlanan şehir merkezindeki köprülü kavşaklardan dolayı da bir kez daha teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyor. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Saygıdeğer bakanlarımız, sayın milletvekillerimiz, Türk Ordu'dan gelen değerli misafirlerimiz, basın mensuplarımız, esnafımız, eşrafımız, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün Türk Ordu ilçemiz, Kahramanmaraş'ımız için, bölge illerimiz için gerçekten bir bayram günü. Böylesine bir merkezin açılması hepimiz açısından, ekonomimiz açısından, refah seviyemizin yükselmesi açısından, küresel rekabet gücümüzün artırılması açısından çok önemli, nitelikli bir hizmet. Sayın Bakanımızın teşrifiyle, heyeti aliyeleriyle beraber, bütün hemşerilerimizle beraber bu güzel tesisin açılışını hep beraber müşahede etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle hükümetimize, bakanlığımıza, bakanımıza, bütün çalışanlarına, emeği geçenlerine teşekkür ediyoruz. Bütün Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz adına. Gerçekten küresel düzeyde ekonomimizin iyileştirilmesi, rekabet gücümüzün artırılması, ulaşım altyapısının iyileştirilmesi yönünde hükümet icraatları, bütün insanlarımızın duasına mazhar olan, teveccühüne mazhar olan bir sebeptir. Ulaştırma Bakanlığımızın yapmış olduğu hizmetler. Bu hizmetler sayesinde özellikle bölünmüş yollar başta olmak üzere hem karayollarında hem demiryollar alanında hem denizcilikte hem iletişimde hem haberleşmede bu altyapıların iyileştirilmesi, milletimizden alınan vergilerin bir hakkın yüksek derecede bir katma değere dönüştürerek yine milletimizin hizmetine sunulması çok önemli, anlamlı bir hizmet. Bu anlamlı, önemli hizmetten dolayıdır ki bütün milletimiz hükümetimize, bakanlığımıza teveccühkar ve duacıdır. Bu vesileyle bu hizmeti burada gerçekleştiren bakanlığımıza, hükümetimize, hemşerilerimiz adına teşekkür ediyor, saygılarımı arz ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli bakanım, saygıdeğer milletvekillerimiz, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, değerli hazirun. Bugün uzunca bir süreden beri çalışmasını yürüttüğümüz lojistik merkezinin açılışı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ama bugün sağ olsun Ulaştırma Bakanımız Sayın Ahmet Arslan Beyefendi bizimle bürokratlarını da yanında getirerek Kahramanmaraş'ımızın önümüzdeki 5 yılını planlayacağımız ve geçmiş 5 yılda başlattığımız, tamamladığımız, devam eden projelerin gözden geçirileceği bir de çalıştay gerçekleştireceğiz. Kahramanmaraş'ımız son 6 yılda çalıştaylarla birlikte çok ciddi bir planlama, takip ve
sonuç alarak ciddi yatırımlar aldı. Bugün uçaktan indikten sonra Sayın Bakanımızla beraber yapımı devam eden havaalanı terminal binamızı dolaştık. Bir kez daha bu ülkenin bir evladı olmaktan, böyle bir ülkenin mensubu, vatandaşı olmaktan büyük bir gurur duydum. Çünkü çok ciddi bir yatırım. Ve Sayın Bakanımızın bu konudaki vizyonunu beraberce orada diğer milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla konuştuktan sonra daha da umutlandım. Çünkü bizim 4 yıldan beri düşündüğümüz, konuştuğumuz, çalıştaylarda dile getirdiğimiz Kahramanmaraş'ın bir merkez haline, bir çevre illerle ulaşım anlamında bir hub, bir merkez haline gelmesi açısından önemli bir proje. Çünkü kendisi de açıklayacak, bizim geçmişte yaşadığımız en temel sorunlardan bir tanesi, biz Kahramanmaraş'ımızı hep bir çanak gibi, yani bütün yolların geldiği ve bittiği yer olarak tanımlıyorduk. Ama şimdi Kahramanmaraş'ımız aslında bütün yolların birleştiği, kesiştiği bir merkeze dönüşüyor. Yani hava alanından, hava yollarından hızlı trene, demir yollarına ve diğer karayollarından diğer ulaşım ağlarına kadar bir merkez niteliğini kazanma yolunda hızla ilerliyor. Bugüne kadar biliyorsunuz ulaştırma alanında 3 tane çalıştay yaptık. Bunlardan 2 tanesini Başbakanımız, o dönemin Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım'la yaptık. Yine 1 tanesini de şu anda Kalkınma Bakanı olan, o günün Ulaştırma Bakanı Sayın Lütfi Elvan Beyefendi ile yaptık. Şimdi 4. Sayın Ahmet Arslan'la gerçekleştiriyoruz. Bu çalıştayların en önemli özelliği bürokratlarımızın gelip meseleleri yerinde görmesi ve incelemesi. Şimdi bugün Sayın Bakanımla çok kısa uçakta biraz görüşme imkanımız oldu. Bakın, sadece Kahramanmaraş-Göksun yolu tamamlandığında 2,5 milyar, yani 2,5 kat trilyondan bahsediyoruz. Sadece 124 kilometre yola 2,5 kat trilyon bütçe ayıran bir Türkiye'den bahsediyoruz. Ve sadece Kahramanmaraş'la Göksun arasındaki bir yoldan bahsediyoruz. Son 15 yılda Türkiye'ye yapılan yatırımlar, son 15 yılda Kahramanmaraş'a yapılan yatırımlar, bunlara baktığınızda kat trilyonlarca lira aktarılmış. Bu bize neyi gösteriyor? 2002'de o günü bir hatırlayın. O günkü ruh halimizi bir hatırlayın. O günkü kendimize duyduğumuz güven, ülkemize duyduğumuz güven, çocuklarımızın geleceği ile ilgili kurduğumuz hayalleri bir hatırlayın. Ne kadar zayıftı. Ülke kendine olan güvenini kaybetmişti. Geleceğe umutla bakmıyorduk. Derin bir kriz yaşamıştık. Ülke siyasi açıdan, ülke ekonomik açıdan, ülke sistem açısından adeta bir uçurumun kenarındaydı. Ne oldu? O uçurumun kenarındaki ülke, bankalarının içi boşaltılmış, 100 milyarın üzerinde zarara ulaşmış, bir anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla borsanın çöktüğü, dövizin fırladığı günleri hatırlayın. Umutsuzluğun kol gezdiği günleri hatırlayın. Bir de lütfen 15 yılda Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yeniden nasıl kendisini inşa ettiğine, umudumuzu,
hayalimizi, heyecanımızı nasıl inşa ettiğimize bakın. 15 yıl önce bu günleri hayal bile edemezdik. Bugünkü imkanlarımızı hayal bile edemezdik. Hayal ettik ve gerçekleştirdik. Bunu nasıl yaptık? Kendimize güvenerek yaptık. Kendimize inanarak yaptık. Kardeşlerim, hep söylüyorum, bir kez daha söyleyeyim. Gelişmekte olan ülkelerin özgüvenlerine saldırırlar. Bizim de özgüvenimize saldırıyorlar 15 yıldan beri. Şimdi birileri içeriden, birileri dışarıdan bize diyorlar ki her şey çok kötü gidiyor. Her şey çok kötü durumda. Bakın, dış politikada sıfır sorun diyordunuz, çevreniz sırf sorun oldu. Sanki dünyadaki değişikliğin sorumlusu bizmişiz. Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın sorumlusu bizmişiz. Ukrayna'nın sorumlusu bizmişiz. Kuzey Irak'ta yaşanan krizlerin Amerika'nın Suriye'de terör örgütlerine yığdığı silahların sorumlusu bizmişiz gibi bilinçli olarak bizi suçluyorlar. Şunu düşünmeleri ve şunu söylemeleri gerekiyor. Eğer bölgemizde bütün bunlar yaşanırken, bütün bu yıkımlar yaşanırken, bölge bir ateş çemberine dönüşürken, AK Parti gibi siyasi bir parti olmasaydı, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olmasaydı acaba halimiz ne olurdu? Asıl bunu düşünmek gerekiyor kardeşlerim. Bugün bir güven ve istikrar adası halindeyse Türkiye, bu milletimizin yüksek teveccühü ve liderimizin kararlılığı, cesareti ve iradesi sayesindedir. AK Parti partilerden bir parti değildir. AK Parti bir millet hareketidir. AK Parti bir özgüven, AK Parti bir kararlılık, AK Parti bir irade sembolüdür. Biz bir dava partisiyiz kardeşlerim. Dava partilerinde işler istişare ile görülür. Dava partilerinde istişare esastır. Milletvekili de, belediye başkanı da, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi de, il başkanı da bu büyük dava taşının her bir parçası istişare ile hareket eder. O yüzden bugün bizim yaptığımızı anlamaya çalışanların bizi anlamasını beklemiyoruz. 15 yıldan beri bu ülkeyi nasıl yüksek bir güvenlikle taşıyorsak bundan sonra da taşıyacağız. İşlerimizi istişareyle görmeye devam edeceğiz. Bu istişarelere uymayanlarla ilgili de durum son derece açıktır. Dolayısıyla Türkiye'nin önü açık. Yeter ki kendinize güveninizi kaybetmeyin. Özgüveninizi kaybetmeyin. Asla endişeye, kaygıya kapılmayalım. Bakın, bugün Sayın Ulaştırma Bakanımız birazdan Kahramanmaraş'ımıza yeni yatırımları ve şu ana kadar yapılmış yatırımları bizlerle paylaşacak. Bunlar her birimizin umudunu ve heyecanını artıran şeyler. Şu anda bulunduğumuz ilçe Türkoğlu'nun son 15 yılda nereden nereye geldiğine bakın. Kahramanmaraş'ımızın nereden nereye geldiğine bakın. Türkiye'nin nereden nereye geldiğine bakın. Ve inanın, 10 yıl sonra bugün hayal etmediğimiz yerlerde olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Saygıdeğer bakanlarım, değerli valim, saygıdeğer milletvekillerim, değerli büyükşehir belediye başkanım, değerli protokol, elbette ki en önemlisi saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla selamlarken Kahramanmaraş'ta olmaktan, Kahramanmaraş'a bir hizmeti daha sunmaktan duyduğum memnuniyetle hepinize hoş geldiniz, safalar getirdiniz deyip saygılarımı sunuyorum. Bizim için altından değerli
Kahramanmaraş'ın değerine değer katacak, gücüne güç katacak lojistik merkezini çok çok önemsiyoruz. Ve çok önemsediğimiz için de bir an önce bitmesi, hizmete girmesi adına arkadaşlarımla birlikte olağanüstü bir gayret sarf ettik. Bu gayretin sonucundadır ki birçok projede olduğu gibi bu projeyi de inşallah hizmet kervanına katmış olacağız. Özellikle uluslararası taşımacılık alanında önemli bir tecrübeye sahip olduğumuz herkesin malumu. Bu Türk taşımacılığının doğuda ta Kazakistan'a, Moğolistan'a, Çin'e kadar gitmesi, batıda Portekiz'e, Fas'a kadar, güneyde Sudan'a, Oman'a, Yemen'e kadar gidebilmesi, kuzeyde de Norveç'e kadar uzanması anlamına geliyor ki bütün bu coğrafyalara taşımacılık yapıyoruz. Bu noktada ülkemizin taşımacılık alanında gücüne güç katmak için çalışıyoruz. Elbette ki bu çalışmada onlardan biri. Bunu yaparken hem karayollarında, hem demir yollarında, hem havacılıkta, hem de denizcilikte son 15 yıldır adeta devrim yaşıyoruz. Bu cümleden kastımız ne? Sizlerle paylaşmak isterim. Ülkemizde 80 yılda 6100 kilometre bölünmüş yol yapılmışken biz bunun 3 katından fazla yaparak bugün 25.560 kilometre bölünmüş yola sahip ülke haline geldik. Yine sıcak asfalt kaplama yol miktarımız 8.652 kilometreyken son 15 yılda yaptıklarımızla bunu 22.120 kilometreye çıkardı. Ve birbirine bölünmüş yolla bağlı 6 ilimiz varken bugün 76 ilimiz birbirine bağlanmış durumda ve inşallah 2019 yılı içerisinde geriye kalan illerimizi de çalışmayı bitirerek 81 ilin tamamını birbiriyle bölünmüş yollarla bağlamış olacağız. Tünel sayısı 80 yılda 83 tane tünelimiz varken bunu adet olarak 312'ye çıkardık. Sadece Bolu tünelinde 17 yıl çalışmalara devam etmişken bugün biz 2017'de bir yılda 68 kilometre tünel bitiren ülke haline geldik ve toplam tünel boyunu 50 kilometreden 365 kilometreye çıkardık. Demir yolu ağında da bundan geri kalmıyoruz. 10.959 kilometre demir yolu ağı varken bugün bunu 12.532 kilometreye yükseltmiş durumdayız. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yılda ortalama 134 kilometre demir yolu yapılmış. Sonra 1950'lerden sonra demir yolu kaderine terk edilmiş. 50 yılda 2002'de AK Parti hükümetleri iktidara gelinceye kadar yılda ortalama 18 kilometre demir yolu yapılmış. Dikkatinizi çekerim, yılda ortalama 18 kilometre. AK Parti hükümetleriyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Sayın Başbakanımızın bakanlığı döneminde demir yolları tekrar devlet politikası haline gelmiş, bir seferberlik başlatılmış ve bu seferberlik kapsamında AK Parti hükümetleri olarak bugüne kadar yılda ortalama 138 kilometre demir yolu bitirir hale gelmişiz. Yılda ortalama 18 kilometreden yılda ortalama 138 kilometreye varın hesabını siz yapın. Ve dünyanın 8. Avrupa'nın 6. yüksek hızlı tren işletmecisi olan ülkesi haline geldik. Bu gurur elbette ki hepimizin. 1213 kilometre yüksek hızlı tren hattı işletiyoruz ve bununla da yetinmiyoruz. Şu an yaklaşık 5000 kilometrede çalışmamız devam ediyor. Fiilen inşaat devam eden 4000 kilometrenin üzerinde
hızlı tren, yüksek hızlı tren, konvansiyonel demir yollarında çalışmamız devam ediyor. Bu da yetmez, bu hatların modern hale getirilmesi, yenilenmesi, elektrikli sinyalli hale gelmesi konusunda da yine AK Parti hükümetleri olarak başlattığımız seferberlik çerçevesinde 2505 kilometre olan sinyalli hat miktarını %118 artırarak 5462 kilometreye çıkardık. Bununla da yetinmiyoruz. Şu an 2385 kilometrede çalışmamız devam ediyor. Yine hatları elektrikli hale getirmek konusunda 2802 kilometre olan çalışmayı 4350 kilometreye çıkardık. Bugün itibariyle de yaklaşık 1950 kilometresinde çalışmamız devam ediyor. Yine geçmişte her ne kadar 11 bin kilometreye yakın demir yoluna sahip idiysek de hiç yenileme yapılmamış, hiç bakım yapılmamış. Bundan 100 sene önce saatte 120 kilometre hızla giden trenler için altyapı yapmışız ama bakımını yapmadığımız için hızı 100 kilometreye düşürmüşüz. Aradan yıllar geçmiş, yine bakımı yapmadığımız için 80 kilometreye düşürmüşüz. Yine bakımını yapmadığımız için 60 kilometreye, 50 kilometreye düşürmüşüz. Ne zamana kadar? Ne zamanki AK Parti hükümetleriyle beraber, ne zamanki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun kadrolarıyla beraber demir yolları devlet politikası haline gelmiş, işte o zaman bu işe el atılmış ve bugün itibariyle 10 bin kilometrenin üzerinde hattı rehabilite etmiş, modernize etmiş, yenilemiş durumdayız. Tabii ülke genelinde bunlar yapılır da Kahramanmaraş bundan nasibini almaz mı? Elbette ki alır. Sadece Kahramanmaraş'ta 83 kilometre ülke genelinde tünel varken bugün Kahramanmaraş'ta artık 12 tane tünelden bahseder hale geldik. Bunu unutmamak lazım. Yine havacılık sektöründe de ülke genelinde politika değişikliğine bağlı olarak 55 tane şu an aktif havalimanımız var. Hangi sayıdan? 26'dan 55'e. Elbette ki Kahramanmaraş Havalimanı da bundan nasibini alıyor. Yılda 35 milyon iç hat dış hat yolcu taşıyorken bugün yılda 180 milyonu geçmiş durumdayız ve 2017 sonu itibariyle inşallah bir rekor kırarak 189 milyona erişmiş olacağız. Sadece bununla yetinmiyoruz. Denizcilikte de benzer çalışmalarımız var. Limanlarımızda 190 milyon ton yük elleştirilirken bugün bunu 430 milyon tona çıkarmış durumdayız. Elbette ki bu hepimizin başarısı, elbette ki bu hepimizin gururu. Tabii bunları yaparken Türkiye'nin uluslararası koridorlardan üzerine düşeni, payına düşeni alması adına her türlü yatırımı yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. İşte bunun bir sonucudur ki lojistik merkezlerini çok önemsiyoruz. Çünkü lojistik merkezleri uluslararası taşımacılığın olmazsa olmazı, başlangıç noktası. Arkadaşlar bahsetti. Şu an 7 tanesi işletmede olan lojistik merkezlerine bugün Kahramanmaraş Lojistik Merkezi'ni Türkoğlu Lojistik Merkezi ile birlikte 8'e çıkarıyoruz. Erzurum Palandöken'i açarak 9'a çıkaracağız. İnşaatı devam eden 5 tane var. Planlamalarla birlikte bunları inşallah 21'e çıkarmış olacağız. Bakın arkadaşlar rakamları verdi. Demir yolu sektöründe yılda elleştirdiğimiz yük miktarı 26,5 milyon ton. Lojistik merkezleriyle buna ilave edeceğimiz rakam söylendi. 36,5 milyon ton. Şu an yılda elleştirdiğimiz yükü neredeyse %130 oranında artırmış olacağız. O yüzden lojistik merkezleri çok çok önemli. Kahramanmaraş'taki Türkoğlu Lojistik Merkezi de en az onlar kadar önemli. Ve buradan doğuya, güneydoğuya merkezlik edecek
Buradan yükleri Karadeniz'e gönderebilecek, Akdeniz'e gönderebilecek, bunlara aracılık edecek bir merkezden bahsediyoruz. Ve bu merkez ki 80 milyonluk yatırımla yılda yaklaşık 2 milyon ton yük elleştirebilecek bir merkez. Bu merkez demir yollarına bağlandı da bununla yetinmeyeceğiz. Hızlı trenle de bağlanacak. Çünkü hızlı trenin özelliği hem yolcu taşıması hem yük taşıması. Böylece bu merkezi, bu bölgenin merkezi haline getirerek inşallah buradan kaynaklı hem Kahramanmaraş'ın istihdamına hem ekonomisinin büyümesine ciddi katkı vermiş olacağız. Tabii Kahramanmaraş'ın pamuğu, ipliği, kumaşı, seramiği, demiri, kömürü, mermeri, yani kısacası Kahramanmaraş her ne üretiyorsa, Kahramanmaraşlı her ne üretiyorsa artık bunlar dünyaya çok daha hızlı, çok daha ekonomik şartlarla ulaşabilir hale gelecek. Elbette ki bölgede üretilen sanayi ürünü, tarım ürünü demir yollarıyla, kava yollarıyla, kara yollarıyla buradan artık dünyaya dağılabilir hale gelecek. Ve bu merkezden sadece fayans, demir, seramik, tuğla, inşaat malzemeleri değil, gıda maddeleri de taşınabilecek, tehlikeli maddeler de güvenle taşınabilecek. Bu anlamda da ekonomiye ciddi katkısı olacak. Yine Kahramanmaraş'la ilgili az önce ülke genelindeki rakamları verdim. Kahramanmaraş'ta 15 yılda bundan nasıl nasibini almış, bunu sizlerle paylaşmak isterim. Kahramanmaraş'a sadece Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı olarak 15 yılda yaptığımız yatırımın miktarı 3 milyar 340 milyon Türk lirası. Eski parayla 3 katrilyon 340 trilyon Türk lirası. Kanıksadık bu rakamları. Kanıksadık çünkü AK Parti 15 yıldır hiç durmadan hep üstüne koyarak yeni hizmetleri hizmet kervanına katıyor. Kanıksadık meydanda bunu gösteriyor. Meydan 80 milyonluk bir yatırımın açılışına bu kadar ilgi gösteriyorsa bu kanıksadığımızın bir göstergesi. Yeter ki biz hizmet edelim, yeter ki hizmet kervanı yürüsün, yeter ki siz her zamanki gibi reisimin arkasında, cumhurbaşkanımızın arkasında, onun ekip arkadaşlarının arkasında güçlü bir şekilde durun, bizim elimizi güçlendirin, biz size hizmet etmeye bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gecemizi gündüzümüze katarak hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. 2002 yılında Kahramanmaraş'ın sahip olduğu bölünmüş yol oranı 72 kilometre. Kaç yılda? 80 yılda. 15 yılda üzerine konan 237 kilometre. Bugün Kahramanmaraş'ın sahip olduğu bölünmüş yol 309 kilometre. Helali hoş olsun. Kahramanmaraş doğu ile batı arasında, kuzey ile güney arasında bir koridordu da bugün mü fark edildi? Hayır. Bunu herkes her zaman fark etti. Ama önemli olan hakkını vermektir. Önemli olan bu koridoru gerçek anlamda taşımacılığın koridoru haline getirmek, taşımacılığın üssü haline getirmek. İşte AK Parti ile yapmaya çalıştıklarımız ve bundan sonra da yapacaklarımız bu. Yine Kahramanmaraş'ta 80 yılda yapılan sıcak asfalt 35 kilometre. Biz bunun üzerine 165 kilometre daha sıcak asfalt ekledik. Şimdi toplam 200 kilometre sıcak asfaltlı yollarımız var. Bununla yetinmediğimizi az önce değerli genel başkan yardımcımız söyledi. Biz Kahramanmaraş Narlı Gaziantep yolunun 61.6 kilometresini hem bölünmüş yol hem sıcak asfalt haline getirdik. Sadece 1400 metrelik eksik kalan kısmı var. Onun da sebebi proje hazırlıyoruz. Otoyol bağlantısı ile ilgili proje bitiyor. Önümüzdeki yıl çalışmaya başlayacağız. Kahramanmaraş çevre yolu Kahramanmaraşlılar için önemliydi.
16,5 kilometrelik bu yolu yaptık. Bölünmüş yol sıcak asfalt olarak hizmete sundu. 4 tane de köprülü kavşak yaptık. Ancak Kahramanmaraşlıların, Kahramanmaraş milletvekillerimizin bir talebi daha vardı. Dediler ki burada 3 tane daha kavşak ihtiyacımız var. Biz de her zamanki gibi baş göz üste dedik, Hal Kavşağı'nı, Arsan Kavşağı'nı ve inşallah Küçük Sanayi Kavşağı'nı, bu 3 köprülü kavşağı da ihale ettik. Geçen cuma günü sözleşmesini imzaladık ve inşallah işe başlıyoruz. Böylece 16,5 kilometrelik güzergahta neredeyse 2 kilometrede bir köprülü kavşak olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ve yine Elbistan şehir geçişi 14,8 kilometre. Nurhak şehir geçişi 3 kilometre. Bunları da sıcak asfalt bölünmüş yol olarak yaptık, trafiğe açtık. Kahramanmaraş Andırın ayrımı yolu 48 kilometre. Yeniledik, standartını yükselttik. Toplam uzunluğu 124 kilometre olan, az önce Genel Başkan Yardımcımızın söylediği Kahramanmaraş Göksun Kayseri hududu yolunun 87 kilometresi bölünmüş yol olarak yapıldı, açıldı. Sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Açılan tüneller var, inşaatı devam eden tüneller var. Sadece bu yolda 5761 metre uzunluğunda 4 adet tünel, 570 metre uzunluğunda 2 adet viyadük hizmete açıldı. Diğerlerinde çalışma devam ediyor. Projenin bütünü 2 milyar 528 milyon lira. Değerli dostlar, AK Parti hükümetleriyle bu rakamları kanıksadık. Biz inşallah 2019'da bu projenin tamamını bitirerek muhteşem bir eseri, muhteşem bir koridoru sadece Kahramanmaraş'a değil bölgeye kazandırmış olacağız. Az önce dedim ki bu rakamları kanımsadık. Bu rakamlar niye kanımsandı? Çünkü Türkiye'nin her yerinde bu büyüklükte projeleri yapıyoruz ve hayata geçiriyoruz. Zannedilmesin ki sadece İstanbul'da 3. köprü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul-İzmir arası Osman Gazi Köprüsü, Marmaray-Avrasya, 1915 Çanakkale yapılarak bu ülkenin gurur projeleri hayata geçiriliyor. Bilinsin ki Kahramanmaraş'ta da geriye kalan illerde de o büyüklükte eserleri hizmete sunuyoruz. İşte bu onlardan biri. Bu rakam 2,5 milyar. Eski parayla 2,5 katrilyon. Neredeyse 1 milyar dolardan bahsediyoruz. 15 sene önce IMF'nin kapılarında 100 milyon dolar borç bulabilmek için dileniyorduk. Bakanlar, başbakanlar olarak onların şeflerinin karşısında el pençe divan duruyorduk ve ülkenin yönetimini, ülkenin ekonomisini, ülkenin coğrafyasında belirleyeceği politikaları onların ağzının içine bakarak, onlar her ne söylüyorsa onu uygulayarak yerine getiriyorduk. O günden bugünlere geldik. Hangi günden? Bu bölgede o dış güçlerin menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre hareket eden bir ülkeden milletinin, memleketinin, dünyadaki mazlumların ve mağdurların menfaati neyi gerektiriyorsa ona göre politikaları izleyen, ona göre hareket eden, ona göre adım atan ülke haline geldik. Nasıl geldik? Öncelikle milletimizin sayesinde. Milletimizin 15 yıldır hiç eksilmeyen desteği sayesinde. Elbette ki bu milletin lideri ve onun ekip arkadaşları olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletini düşünen, halka hizmet hakka hizmettir diyen, millete hizmetkarlık yolunda durmak yok diyen o kadro sayesinde bugünlere geldik. İnşallah bunları bundan sonra da devam ettireceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Göksun Afşin Elbistan yolu 54 kilometre bölünmüş yol çalışmaları başladı. Projedeki bir takım proje değişikliği nedeniyle biraz gecikmeler oldu. Ama inşallah bunu da 2 yıl içerisinde bitireceğiz. Ve yine
Göksun, Tufanbeyli, Tomarza yolu. Bu yolun çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu yolun sadece o güzergah üzerindeki ilçeler için değil, Kahramanmaraş'ımız için iller arası koridorları tamamlaması açısından çok önemli olduğunu biliyoruz. 86 kilometrelik bir koridor ve önemli bir proje o güzergahı 40 kilometre kısaltacak. Değerli dostlar, 86 kilometrelik bir yol yapıyorsunuz ve güzergahı 40 kilometre kısaltıyorsunuz. İşte AK Parti bu, AK Parti farkı bu. Bunun da projeyle ilgili ihale süreçlerini başlattık. İnşallah diğer projelerimizde olduğu gibi verdiğimiz her sözün arkasında durduğumuz gibi bunun da arkasında durup bunu da Kahramanmaraş'ımıza, ilçelerimize kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu lojistik merkezinin öneminden bahsettik ama lojistik merkezinin demir yolu bağlantısı çok çok önemli. Mevcut demir yolu bağlantısını rehabilite ediyoruz ayrı, ancak bunun Kahramanmaraş'a bağlantısını da yapmak üzere 6,5 kilometrenin kesin proje ihalesine bu yıl içerisinde çıkıyoruz. İnşallah bunu da yapmış olacağız. Buna hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ve yine İstanbul'dan Konya'ya gelen yüksek hızlı tren var. Ülkemizin gurur projesi. Oradan Kahramanmaraş'a bitiriyoruz. Oradan Mersin'e, Adana'ya, Bahçe'ye, Nurdağ'a hızlı demir yolu hattını ve bir başka ifadeyle İstanbul'dan Kahramanmaraş'a hızlı tren hattını da peş peşe etaplarını tamamlayarak inşallah kazandırmış olacağız. Çünkü biliyoruz ki Kahramanmaraşlı fazlasını hak ediyor. Kahramanmaraşlı hızlı trene bindiği zaman İstanbul'a kadar kesintisiz gidebilmesi lazım. Bunun gereğini yapıyoruz. Ama onunla da yetinmiyoruz. İstanbul'dan Avrupa'ya gidecek, yani Halkalı Kapıkule hızlı tren projesinin de bu sene ihalesine çıkıyoruz. İnşallah İstanbul üzerinden de Avrupa'ya kadar gidebilir hale geleceğiz. Bunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Tabii ki havalimanı terminalinden bahsedildi. Birkaç rakam da onunla ilgili vereyim. Mevcut havalimanı terminali 1500 metrekare. Kahramanmaraşlı'ya hizmet ediyor. Kaç kişiye? Yılda 265 bin kişi artık Kahramanmaraş'la başka yerlere uçakla gidiyor. Ama biliyoruz ki daha modern terminaliyle, daha modern havalimanıyla bu sayı artacak. İşte bunun için yeni havalimanı terminali inşaat sahasını sabah gezdik. Gerçekten çok modern, çok güzel, Kahramanmaraş'a yakışır bir terminal oluyor. Kapalı alanı 22 bin metrekare. 1500 metrekarelik bir alandan 22 bin metrekarelik sadece terminal alanı olan bir havalimanına kavuşuyoruz. Diğer mütemimleriyle birlikte 25 bin metrekare kapalı alana sahip bir havalimanına kavuşmuş olacağız. Her ne kadar sözleşmesi yaklaşık bir sene sonra bitmesini öngörüyorsa da orada da müjdesini verdik. İnşallah Mayıs ayında bitireceğiz ve böylece Kahramanmaraşlı önümüzdeki yaz tatile de rahatlıkla yeni terminalinden gidecek. Misafirleri de inşallah yeni terminalinden ağırlamış olacak. Olması temennisiyle ya Allah bismillah. Değerli misafirlerimiz, 64.810 sefer sayılı trenimiz 19 vagon, 76 dingil, 960 ton yüküyle TİFAŞ'a ait kağıt ham maddesi taşımakta. İlk yükünü getiriyor, Mersin Limanı'ndan yüklenmişti yük. Açılışımızla birlikte ilk yük trenimizde lojistik merkezimize, Türkoğlu lojistik merkezimize giriş yapıyor. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz, iyi ki bu hizmetleri sayenizde görebiliyoruz. Sağ olunuz.